Son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınası dünyayı vurdu. Özellikle Kuzey Amerika'yı etkileyen fırtına güneyde, Amerika Birleşik Devletleri genelinde kutup ışıklarını meydana getirdi ve görkemli manzaraları ortaya çıkardı. Birkaç gün önce, güneşte meydana gelen bir alevlenme, doğrudan dünyaya doğru, devasa bir parçacık akışına neden olmuştu. Jeomanyetik fırtınaları takip eden bilim insanları, bu olayın ardından gezegeni, bir güneş fırtınasının vurabileceğini öngörmüştü. Ancak bu denli güçlü bir fırtınayla karşılaşılacağı tahmin edilemedi. Analizler fırtınanın aslında son 6 yılın en güçlü örneği olduğunu gösteriyor. Ayrıca Güneş'in Aralık 2019 tarihinde başlayan, son evresinde üretilen en güçlü fırtına niteliğinde. Yıldız her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Güneş'in 2019 tarihinde 25. döngüsüne girdiği biliniyor. Gökbilimciler Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Çünkü Güneş şu anda hareketli bir evrede. Güneş'teki patlamaların uzaya büyük kütleli plazmalar savurmasına taç küre kütle atımı adı veriliyor. Bu plazmalar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girip, manyetosferde geçici bozulmalara yol açtığında, Güneş fırtınası adını alıyor. Taç küre kütle atımı genellikle çevrelerine göre, nispeten soğuk olduğu için karanlık görünen, Güneş lekelerinde ortaya çıkıyor. Son taç küre kütle atımı, Dünya'nın 20 katı büyüklükteki bir Güneş lekesinde meydana geldi. Bu leke daha önce de saatte yaklaşık 2,1 milyon saat hızla hareket eden bir dizi güneş fırtınası oluşturmuştu. Bir patlamadan savrulan zararlı radyasyon, dünya yüzeyindeki insanları fiziksel açıdan etkileyemez, çünkü gezegenin tüm atmosferinden geçemez. Ancak yeterince yoğun olduğunda, navigasyon ve iletişim sinyallerinin iletildiği katmanı bozabilir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansı, bu yoğun fırtınayı G4 sınıfına aldı. G4 sınıfı fırtınalar, Güneş'ten gelen en güçlü plazma akışlarından biri. Bunlar genellikle navigasyon sistemlerinde ve radyo iletişiminde birkaç saatlik kesintilere neden oluyor. Amerikalı uzman Tammy Tuscall, bu türden fırtınaların neredeyse görünmez olduğunu ve bu yüzden şiddetinin öngörülemediğini söyledi. Bu görünmez fırtınaların, tipik bir taç küre kütle atımı, çok daha yavaş başladığı biliniyor. Her güneş döngüsünde G4 seviyesinde, yaklaşık 100 fırtına ortaya çıkıyor. Bu yüzden bilim insanları, dünyanın gelecek yıllarda bu türden pek çok fırtınayla karşılaşacağını söylüyor. Bu güneş rüzgarları, güneşteki dev bir koronal delikten geliyor. Devasa karanlık nokta, düşündüğünüz gibi gerçek bir delik değil. Aksine güneş atmosferinin aşırı sıcak dış katmanının, çevresinden daha soğuk olan ve bu nedenle o kadar parlak olmayan bir alanıdır. NASA Goddard'ın Güneş Fiziği Bilim Bölümünde, Bilim Direktörü Yardımcısı Aleyan, bu çok büyük arka arkaya dizilmiş, yaklaşık 20 ila 30 dünya büyüklüğünde. Bu dev delik korona boyunca yayılırken, dünya yönünde uzaya güçlü, yüksek hızlı güneş rüzgarları fırlattı. Atmosfer bizi korunduğu ve, geçmişte bazı güçlü güneş fırtınalarının yaptığı gibi, yaygın radyo veya elektrik kesintilerine neden olacak kadar güçlü olmadığı için, bu rüzgarlar bir tehdit oluşturmuyor. Güneş parçacıklarının yaklaşan patlaması nedeniyle, Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, geçen cuma günü ılımlı bir jeomanyetik fırtına için bir saat yayınladı. Bu yüksek hızlı parçacıklar, dünyaya çarptığında ortaya çıkan manyetik alan kaosu. Gezegenimizin manyetik alanı onları, kuzey ve güney kutuplarına doğru yönlendiriyor ve orada güzel, göksel bir ışıltı yayıyorlar. Daha güçlü jeomanyetik fırtınalar navigasyon, radyo ve elektrik şebekelerini etkileyebilir. Ancak ılımlı ve o manyetik fırtınalar daha iyi huyludur. Daha önce aurora ışıklarını New York ve Idaho'ya kadar sürdüler.